Merhaba. Gelen sorulara da arada cevap vermeye çalışıyorum. Erken menopozla ilgili sorular geliyordu, gözüme ilişti. Genel bir öğütler bağında bir şeyler söylemek isterim. Şimdi nesi erken, nesi değil, onlar kadın doğumcuların işi, hangi testlerde ne değişti, işte hangi hormon nasıl oluyor, gene onların işi. Ben burada kendi alanımı çizerek sadece biyokimyasal olarak neleri birazcık manipüle edersek o durumu öne arkaya alırız gibi söyleyeceğim. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela erken menopoz ne? Menopozun olması gereken, yani annemizin olduğu yaştan daha erkene gelmiş olması. Yani aslında hızlandırılmış bir yaşlanma olmuyor mu? Tersine erken menopoz hani erken yaşlılık gibi olmuş olmuyor mu? Biraz öyle düşünerek bakalım. Eğer öyle dersek, yani yine cinsel düzeye dönersek, menopozun sadece yani şu bölgede oluyor olması değil ki, bütün sistemde bir şeyler olduğu için o erkene gelmiş oluyor değil mi aslında? Yani erken menopoz oluyor olmak, mesela cildin erken yaşlanıyor olmasının ayrı bir şey de olmayabilir. Çok özel durumlar hariç, yani gerçekten bir takım kadın doğum hekimlerinin, endokrincilerin halledeceği meseleler hariç, ben şimdi mümkün olduğunca konuyu anlayacağımız ve basit çözüm destekleri üreteceğimiz şekilde konuşmak istiyorum. Bir, ailemizde, yani annemizde, işte teyzemizde, neyse ablamızda olandan tabii daha erkene gelmesi de bir dikkat çekici unsur olmalı. Önce onların kaç yaşında menopoza girdiklerini bilmemiz lazım. İkincisi, ne erken? Kadın doğumcu erken menopoza giriyorsun diyorsak, evet, o zaman o teşhisi almış bulunuyoruz. Ve tabii ki kulağa abuk gelen, yani 30'lu yaşlarda falan olması da belli ki bir şeyler erken demek. Ne diyelim buna? Yani erken yaşlanma gibi algılıyorsak, yani bunu da böyle bir hücresel yaşlanma ama algılıyorsak, demek ki biraz onu azaltmamız lazım. Hop, resme döndüğümüzde bütün iş hücreler üstünde ne oluyorsa gene dönüp dolaşıp bunu konuşmak zorundayım. Çünkü kadınlık hormonunu üreten hücreler de hücreler. O hormonların gidip emir verdiği hücreler de hücreler. Rahim hücre vesaire, her şey hücre değil mi? Cilt hücre. Demek ki biz gene oraya bakacağız. İşin başlangıcına bakmamız gerekiyor. Benim biyokimyasal yaklaşımımla hormon değerleri falan ona karışmayarak basitçe erken menopozda aslında hormon sistemindeki bir takım ayarlamanın gene seliler düzeydeki yüksek olasılık hızlandırılmış yaşlanmayla aslında daha sonraki konunun öne gelmesi gibi düşünüyorum. Ne bizi hızlı yaşlandırıyorsa her şey oradaki resme yazar. Yani mesela kilo erken menopoz yapar mı? Kadın doğumcunuza sorun, evet yapar diyebilir size. Değil mi? Veya işte bir takım başka endokrin bozuklukları, bu işte tiroid olabilir veya tansiyon olabilir, kalp hastalıkları olabilir. Birkaç hastalıkla beraber de bu olur mu? Evet, yine olur diye cevap verir size. Yani aslında sistemde tek başına bir şey bozulmuyor. Onun için biz kafamızda erken menopoza girdim imdat cümlesini alıp bir tarafa koyup, gene bütün videolarda ve kitaplarda anlatıldığı üzere ve diğer meslektaşlarım da anlatmaya çalıştığı üzere, bu sağlıklı yaşama ve beslenme işine doğru yanladığımız zaman hafif hafif, o zaman demek ki buradaki yaşlanma hızını da azaltabiliriz. Yani sadece erken menopoz oluyorum diyen bunu dinlemesin, romatizmalı dinlesin, saçı beyazlayan da dinlesin ve işte herkes her şeyi aynı şekilde aynı mantıkla dinlesin. Sadece başlıklar değişiyor. Anlatmak istediğim konu oraya vurmuş olabilir, menopoz ve hormonlara vurmuş olabilir ama beyin, hücreler, böbrek üstü bezi, işte kadınlık hormonları, bunların hepsi bir harmoni, yani kendi içinde bir uyumla çalışıyorsa bir uyumsuzluk söz konusudur. Yine diğer hekimlere, diğer işleri bırakarak ben kendi işime, o tek hücreye dönmüş oluyorum. Bu her neredeki hücre ise bile hormonlara karşı duyarsızlaşmış, değil mi? Erken menopoz ne? Östrojen, işte testosteron, progesteron, o hormonlarda bir değişiklikler olmuş. O hormonun hedef ettiği organlarda bir şeyler yapılamaz olmaya başlamış. O zaman dönüp gene hücreyi baştan düzeltmen gerekiyor. Ne yapabilirsin? Bak bakalım. Acaba kilo kaybetsen işte durmuş olan regl düzenin tekrardan olmaya başlar mı? Acaba kilo kaybetmek için seçtiğin yöntem olarak sürekli yemeyerek ve böyle listelere tabi kalmak yerine, acaba akşam yemeğini kaldırsan, biyolojik gençleşmeyi en çok sağladığı için sadece akşam yemeğini kaldırarak verdiğin kiloyla daha hızlı bir
o şikayetlerden kurtulmuş olabilir misin ya da o premenopozu biraz daha erteleyebilir misin? Tatlılar vesaireler kilo konusu değil, başka bir sürü şey yaptığı için. Bir daha önceki videolarda insülin rezistansı ile mesela işte polikistik over, erken menopoz, bir sürü şey paralel gidebiliyor. İnsülin rezistansı konusuna geri dönüp videolarda oradaki mantığı kavrayıp, ya bu hücreler her yerin hücresi, bu hormonlarla ilgili konuda hücreler hormonların hedefi ise ve onlara hormonlar şu işi yap, bu işi yap diyecekse, insülin gibi östrojen, testosteron, işte başka hormonlar da laf edeceklerine göre onların laf dinleyebilirliğini nasıl arttırabiliriz? Hücreleri gençleştirirsek gelen her hormonun lafını daha iyi dinlerler, daha iyi iş yaparlar. Dön, o hormonları yapan hücreler de değil mi? O zaman oraya gideriz. O hormonları yapan hücreleri adam etmek için ne yapmamız gerekir diye düşünürüz. Şimdi ben basitçe bunu söylemeyi, yani bunu anlatmayı planlamıyordum ama şunu söyleyeceğim. Bence dehşet bir aydınlanma olabileceği için söylemek isterim. Yine konuyu hücrenin içine, oradan da zardan da ilk başta diğer meselemiz olan mitokondriye döndüreceğim. Bak şimdi. Biliyorsunuz klasik kolesterol bir hormon, kolesterol bir madde, istiyoruz istemiyoruz o başka bir şey. Şimdi o yemek kolesterolünü bir tarafa bırakalım. Kolesterolü biz ham madde olarak yapalım. Yani kolesterol aslında bizim, yazamadım, okunmuyor, okunan hale getirelim bunu. Şöyle diyelim şimdi, kolesterol. Şimdi kalp hastalıklarından bahsetmiyorum, bir ham maddeden bahsediyorum. Bu bir ham madde, bu bir hormon ham maddesi hatta, tamam mı? Hormon ham maddesi. Karaciğerde var. Bir sürü yerde var. Şimdi bu hormon ham maddesinden, kolesterolden pregnenolon diye bir madde oluşacak. Hiç öğrenmeniz gerekmiyor. Sonra da buradan devam eden bir takım maddeler oluşuyor. Şurada bu maddeler hikayesinde mesela şurada testosteron var. Şurada mesela östrojen var. Değil mi? Bak buradaki hormonlar da buradan oluşuyor. Şurada gerçi stres hormonu kortizol de burada duruyor. Şimdi şöyle bir baktık, değil mi? Aa, östrojen, kadınlık hormonu, menopoz azaldı, azalmadı vesaire. Şimdi bu lafları ediyoruz. Bunları az çok oradan buradan duyuyoruz. Fakat söyleyeceğim şey şu. Şuraya kadar olan mesafe var ya, şurası kolesterolden şunun oluşması, sonra buraya mı gider, buraya mı gider vesaire. Şurası bizim mitocuğun işi. Bunun için de oluyor bu. Yani kolesterol iyidir, kötüdür konumuz ayrı. Ki o da buraya bağlanacak ama ham madde, steroid hormon ham maddesi. Steroid hormon deniyor bu seks hormonlarına, cinsiyet hormonlarına. Onların ham maddesi kolesterol. Biz yemesek de vücut onu zaten yapar. Çünkü vücudun hormon üretme ham maddesi o var vücutta. Tamam, kolesterolden bir ara madde oluşuyor. Ondan sonra da östrojen mi olsun, testosteron mu olsun, kadın erkek kimse ona göre ayrışacak. Bu iki basamak başlangıçta da mitokondride olduğu için demek ki şurada bir problem varsa, yani mitokondriyal hasar varsa biz bu hormoncukları nasıl yapacağız? Nasıl o zaman erken menopoz, eğer hormon değişikliği ise düzgün regülasyon zaten buradan başlıyor ayarlama. Burayı konuştuğumuz anda geriye nereye döndük? Yani sürekli başa dönerek geleceğiz. O zaman nereye dönmüş oluyoruz? Ondan bahsediyorsak eğer, gene bu mitokondriye, içindeki zarlara ve işte şurada bir yerde oluyor mesela o kolesterollü dediğim kısım, değil mi? Sonra bu sitoplazmada işte östrojen olacak, kadınlık hormonu. Ama şurada bir yerde ilk başlangıçta bir işler oluyor. Şimdi oranın bozulmasıysa, yani burası bozulursa eğer, burada bu olabilir mi? Olamaz. O zaman bu da olamaz. O zaman bu da olamaz. Demek ki döndük şuraya. Peki burası ne? Burası bir zar. Hücrenin zarı var, mitokondrinin zarı var. İçi de zar, dışı da zar. Buralarda zarlar var veya işte içi, her neyse. Burası nasıl iptal oluyor? Yani bir mitokondri nasıl iptal olur, kötü olur hikayesini biliyorsak eğer biz, zaten hormon işinde çözeriz. Şimdi bunun bozulma sebepleri, yani mitokondri neden bozulur ki görevlerini yapamaz? İlk yapacağı şey bunun ATP üretmek değil miydi? Enerji. Enerji üretirken de çöp çıkarmıyor muydu bu? Eğer kötü yiyecek koyarsak çok çöp çıkıyordu. Bu çöpler tabii ki buraları da bozacaklar. Değil mi? Bunun bir de en dışında hücre zarı vardı ya. Şurasıydı insülin rezistansı olan yer. Hatta burası şimdi östrojen rezistansı. Hatta testosteron rezistansı. Şurada anahtar kilit uyumsuzluğu var.
Şimdi gene Zoom yaptık. Zoom gene bunun içine girdi. Ağzıma koyduğum şey, çöp üretiyoruz ise, çöp kaynağı her yer. Yani çöp, yani çöpleri toplamazsa belediye ne olur? Kokuşuruz yani. İlk oluştuğu yer zaten mitokondrinin içi. Çöpler önce orada buluşuyor. Sonra dışarıya taşıp ta bu zarı kirletecek kadar hale geliyor tabii. O daha sonraki aşama. Ama eğer konumuz hormon ise, hani pek konuşmalarda, hekim konuşmalarında falan da geçmiyor ama şöyle cümle kullanalım. Bizim vücudumuzdaki seks hormonlarının başlangıcı mitokondri içindeki ilk ikili aşamayla başlıyor. Düzgün mitokondrisi olmayanlar düzgün hormon üretemeyebilirler. Dolayısıyla da demek ki beslenme ile buradan çöp çıkarılmasını azaltacağız. Gene aynı mantığa geldik. Mesela kısırlık nedir? Erken menopoz olmasın, çocuğu olmamak değil mi? Hani orada da bir yumurtlama şu bu dengesizliği var. Oradaki hikaye neydi? Yani şöyle örnek vereyim. Sizleri ikna edebilmek için, yani hep aynı şeyi anlatmaya çalışırken konuyu bağlamak istediğim için şu örneği vereyim. Anne baba olarak iki anneli bir babalı çocuklar İngiltere'de şimdi legal. Nasıl? Benim diyelim ki şeyim yok, yani çocuk yapabilecek bir sistemim yok. Erkenden yaşlanmışım yani o bakımdan ama istiyorum. O zaman bana sağlıklı genç birinden mitokondrileri alıyorlar ve bana veriyorlar. Yani genç ve sağlıklı mitokondri transferiyle iki tane annesi olan, yani gerçek genetiği kendi annesi ama mitokondriyal genetiği o gelen sağlıklı genç anneden olan iki anne oluyor. Bir tane de tabii ki baba. Dolayısıyla demek ki hormon işi çocuk yapmada bile mitokondri olmazsa olmayacağına göre kalmış menopoz falan nedir ki yani? O zaman şunu izleyen erkekler varsa da izleyelim. Belki eşinin erken menopozu yüzünden izliyordur ama erken andropoz diye de konuya girebiliriz. Östrojenin olduğu kadar testosteron da oluyor. Testosteron hem kadında hem erkekte libido ile ilgili değil mi? Sadece kas değil yani. Demek ki aslında yani üremek içgüdüsü bile buranın düzgün çalışmasıyla olacak. O hormon olmazsa öyle bir içgüdüm de olmamış olacak. Yani bütün gençlik dönüyor dolaşıyor. İşin başlangıç noktasından oluyor ki orada da o daha atom altı işlere gireceğiz. Bayağı bir gerçek, bizim elle tuttuğumuz, elektron mikroskobunda gördüğümüz maddenin altındaki işlemler, yani daha atomik düzeydeki o kimyasal reaksiyonlar falan akıl uçurucu derecede özel bir düzen içeriyor. Ve öğrendikçe insan gerçekten sisteme hayran oluyor. Konuyu böyle bağlayayım. Sonuç olarak erken menopoz dediğin şey hormonların yetersizliği, yetersiz üretimi veya hormonların hedef hücrelere işlerini yaptıramamasıysa, hepsi döner dolaşır. Hormon hedef hücre iş yaptıramıyorsa hedef hücredeki hormonun reseptörü bozuktur. Reseptör zardadır. Zarı içerideki artıklar bozmuştur. Hormon üretiminde bir hata varsa başlangıç noktasına bakıp seks hormonları o neresiyse oranın mitokondrisiyle ve kolesterolle ve pregnenolonla başladığı için demek ki orada mitokondriyel bir hasar vardır. Bütün hasarlar döner dolaşır. Sadece beslenme konuştuğum için hani alkali olmak ve olmamak besinlerinin farkını vurguluyorum. Ama dediğim gibi sadece stres, sadece kötü ışık, sadece sürekli mesela plastik ayakkabı giymek ve toprağa hiç basmamak gibi şeyler de bütün bu hikayeleri yapabiliyor. Bütün bu işe o kadar tepeden bakabilmek de ayrıca bir konu ama bizim görevimiz burada sürekli besinde kalmak. Erken menopoz olmak istemeyen, orada alkali falan ya da işte Akdeniz beslenmesi ya da sağlıklı beslenme, bu başlığın altına ne giriyorsa, adı ne olursa olsun, onları takip etmek zorunda. Bakınca da zaten bitki ağırlıklı, çiğ olması muhtemel, çok fazla iyi yağları içeren yağdan yapılıyor bu bahsettiğimiz zarlar, kolesterol vesaire. Demek ki yağsızlık o kadar iyi bir şey değil. İşte bol su, uykusu, çiğnemesi, akşam yemeği azlığı, sporu vesaire, bu matematiği kurarak, yani bilinen bu şeyleri yapsın. Mesela evde iki kişi, biri erken menopoz için yapsın, öbürü polikistik ovar için yapsın. İşte atıyorum anneanne de romatizması için yapsın. Her üçü de aynı şeyi yapacak. Her üçü de derdi neyse onu geriletmek üstüne çalışacak. Dolayısıyla benim biyokimyacı olarak, hani bilimsel iddia olarak söylemiyorum ama benim gördüğüm, yorumladığım şey erken menopoz hızlandırılmış yaşlanma ile ilgili bir şeydir. Hemen yaşlandırmayı geriye çevirebilirsin en basit beslenme ve yaşam şekli önerileriyle.